Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz ve yılın son haftasındayız. Paranın şifresiyle finans analisti İslam Memiş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. 2023 yılının son haftalarda yatırımcıyı neler bekliyor? Piyasalardaki son durum nedir? Hemen sizden alalım. Noel tatili dolayısıyla yurt dışı piyasalar kapalı. Yurt dışı piyasalarda da sakin bir seyir göreceğiz. Hem küresel piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda sakin bir seyirde haftayı tamamlamamız bekleniyor. Tabii herhangi bir terör eylemi yaşanmazsa, jeopolitik gerilimi artıran bir gelişme yaşanmazsa Noel tatilleri genelde risklidir. Herhangi bir problem yok. Yani bu haftayı sakin, yatay bir seyirde kapatırız. Zaten insanlar tatilde. Yatırımcılar tatilde. Piyasalarda da bir hareket beklenmiyor. İçeride de stabil, sakin bir seyir var. Özellikle bu sakin seyirin bu hafta sonuna kadar korunmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen 15 Ocak gibi 2024 yılının yavaş yavaş fiyatlanması başlar. Şu anda jeopolitik gerilimi tırmandıracak. Ufak tefek böyle saldırılar falan haberler geliyor ama piyasaları rahatsız edecek bir haber akışının olmadığını gözlemliyoruz. Bu hafta özellikle gözümüz borsada olacak. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde olacak. Geçen hafta 150. yıl dönümünde gong zili çalındı. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat konuşmalar, açıklamalar yaptı. Ve o günde %2 satıcılıydı borsa. 7557 puan seviyesinden %2.67'lik bir değer kaybıyla haftayı tamamladı. Şimdi bu borsa tarafındaki satışlar biraz dikkat çekici ve uzun sürüyor. Biraz belirsizlik burada var, bir de kaçış var deniliyor. Böyle başlıklar atılıyor. Bu bir algı mıdır, doğru mudur yoksa? Yok yani zaten şu anda 8,5 milyon civarındaki yatırımcı zaten kısa vadeli yatırımcı. Zaten finansal destek almayan, aracı kurumlarına destek almayan yatırımcılar zaten burada. Zaten korku ve paniğe meyilli. Zaten kısa vadeli işlem yapmaya gelmiş, para kazanmaya gelmiş yatırımcı pörtüyor. Zaten büyük yatırımcılar aracı şirketlerden destek alan, profesyonel işlem yapan, büyük işlemler yapan yatırımcılar. Bunlar en az 6 ay beklediği için bu tarafta bir sorun yok. Ama şu andaki yatırımcıların hem finansal okuluk noktasında hem de psikolojik anlamda zaten borsaya hazır değiller. En ufak böyle satışlarda veya beklemelerde panik oluyorlar. Zaten %15-20 civarında bir gerileme var, değer kaybı var borsada. Bu da onları panikletiyor. İşte buradaki satışların devam etmesi halinde, 7500 puan seviyesinin altında sarkması halinde bambaşka bir senaryo görebiliriz ve yatırımcılar artık bir tercih yapmak zorunda kalır. Nedir bu tercih? Borsa mı, faiz mi? İşte buradaki tercihe baktığımız zaman... Ama burada şunu çok iyi bilmek gerekmiyor mu? Yani borsayı daha önceden bilenler, yatırımcılar... Hep diyoruz ya işte finansal okuryazarlığı olanlar aslında bu belirsizlikle beraber biraz da yurt dışındaki yatırımcının da borsadan çekilmesiyle, az önce de bahsettiğin gibi piyasalar kapalı, işte yurt dışında Noel tatili var. Oradaki yatırımcının da 2024'te ne olacağını bilmemesinden dolayı da aslında her senenin sonunda borsada böyle çıkışlar oluyor. Acaba hani çok fazla bilmedikleri için mi, okuryazarlık, borsa okuryazarlığı olmadığı için de biraz böyle işte karamsarlıklara geçiş olduğunu da düşünüyorum. Düşünüyorum ben. Doğru mudur? Yani dediğim gibi yani burada şimdi insanların finansal okuryazarlık noktasında çok bir beklentisi yok. İnsanların kısa vadeli nereden para kazanırım hevesi var. Ve dolayısıyla paralarıyla bu şekilde giriş yapıyorlar ve yüklü giriş yapanlar da var. Yani öyle böyle değil. Yani böyle 300-500 bin lira değil. 20-30 milyon TL'lik giriş yapanlar var. Dolayısıyla bu taraftaki can sıkıcı olay biraz daha uzayabilir. Özellikle 6 aylık bekleme süresi olmayan, hisse senetlerini çeşitlendirmeyen, mantıklı hisseleri seçemeyen kişi bence bu piyasadan kaçar ve borsada bir normalleşme olur. Yani profesyonellerin kalacağı bir ortam kalır. Borsa tarafında 7500-7850 puan aralığını bu hafta için takip ediyor olacağım. 29-27 lira seviyesinde bir dolar kuru var. 29-30 lira seviyesi görüldü. Burada yukarı yönlü hareketler yine devam edecek. 28-80-29-30 bu bant aralıkını takip edeceğim.
Yine 30 lira seviyesine yerleşecek, 30 lira seviyesinin üzerine hemen atak yapacak bir dolar kuru kenarda beklemeye devam ediyor. Yine 2024 yılında 30-40 lira, 40-45 lira aralığında gelip giden yıl içerisinde bir geniş bant aralığı görmeye devam edeceğiz. Euro dolar beklentimiz pozitifti. Hedefimiz 1.15 seviyesiydi ve her zaman bütün yayınlarımızda hep Euro'yu işaret ettik bu yıl. 1.04 seviyesindeydi. Şu anda 1.10 seviyesinin üzerinde. Euro alan, Euro'ya geçiş yapan, Euro'sunu koruyan iyi bir tercih yapmış oldu. Yine 2024 yılındaki hedefimiz 1.15 seviyesi ve dolayısıyla elimizde tutmaya devam ediyoruz. Ons altın 2.053 dolar seviyesinde 2.070 dolar seviyesine kadar geçen hafta yükselmişti. Burada bir kar satışı, bir düzeltme bekliyorum. 2.002 dolar seviyesine kadar bir gerileme olabilir. 2020, 2018, 2002 yani 2.020 dolar seviyesinin altındaki sarkmalar gram altın yatırımcısı için bir fırsat sunacak. Bu yılın Evet, bu şampiyonu. haftada böyle bir fırsat sunacak mı? 2024 yılına şurada günler kaldı ama bu işte dalgalanmalar altın yatırımcısına bir fırsat sunacak mı? Onu da soralım. Yok yani yıl bitti artık. Bundan sonra fırsat falan yok. Şu anda 2.000 lira. Geçen hafta 2.011 liraya kadar yükseldi gram altın. İşte 2.000 lira seviyesinin altına her sarkma bizim gözümüzde fırsat. Bunu zaten zamanda değerlendiren değerlendirdi. Şimdi ons altını takip edeceğiz. Ne zaman ki ons altın işte 20 dolarlık bir gerileme olur. O da gram altının 1.980 liraya gerilemesine neden olur bu hafta için. 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler bir alım fırsatı oluşturmaya devam ediyor. Yine 2024 yılında 2.500, 2.700 ve 3.000 lira seviyesine hedef alan bir yükseliş trendi görmeyi sürdüreceğiz. Elinde altın bulunduran yine beklemeli. Satış için acele etmemeli. Alacaklar zaten geç kaldı. Ha, 2024 yılına hazırlık yapmak için bu seviyelerden alınır mı? Evet, bu hafta alınır. Gümüşün ons fiyatı 24.19. Burada da pozitif bir beklentim devam ediyor. Yine 2024 yılında 30 dolar seviyesinin üzerinde bir gümüş ons fiyatı beklemeye devam edeceğim. Yine 79 dolar seviyesinden açılış yapan petrol fiyatları var. Burada 83 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bu hafta olabilir. O yüzden pompa fiyatlarının yeni zam haberleri bu hafta duyabiliriz. Bitcoin tarafında 43.278 dolar seviyesi var. %1 satıcılı. Burada dar bant aralığı dalgalanıyor. 40-45 bin dolar aralığına sıkıştı. Kripto para yatırımcısını bu ay, bu yıl özür dilerim, yılı yediler. Bu yıl çöpe oldu. Umutlar 2024 yılında. Bakalım 2024 yılında varlıklarını zararsız bir şekilde kurtulabilecekler mi? Yani kârdan bahsetmiyorum, kazanacaklar mı demiyorum. Sadece varlıklarının %80'ini kaybetmişlerdi. Bu %80 zararını 2024 yılında çıkarabilecekler mi? Önce burayı takip edeceğiz. Sonra üzerine koyabilecekler mi? Ama orada bir bekleme maliyeti var. 2 yıl. 2 yıl nelerden vazgeçtiler? Altından vazgeçtiler, dövizden vazgeçtiler, borsadan vazgeçtiler. Oradaki getirileri onun üzerine koyduğumuz zaman, bekleme maliyetinin üzerine koyduğumuz zaman ciddi zararlar var zaten ortada. Bakalım 2024 yılında zararını çıkaran buradan hızlıca çıkış yapacak mı? Burayı da takip etmeyi sürdüreceğiz. Genel itibariyle dediğim gibi Noel tatili haftasında bir hafta var. Sakin bir seyir bekliyorum. Herhangi bir terör eylemi yaşanmazsa, herhangi bir gerilim yaşanmazsa sakin bir haftayı geride bırakmış olacağız. 2024 yılı önümüzdeki hafta ve önümüzdeki hafta itibariyle de artık yeni hikayelerle yeni dünyanın şekilleneceği, yeni hikayelerle birlikte yeni pozisyonların alınacağı bir 2024 yılına başlamış olacağız. Başta zamlarla birlikte başlıyor olacağız. Onu da biz de bir kez daha altını Evet. çizmiş olalım. Çok teşekkür ederim değerli yorumların Ben de için. teşekkür ederim. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum şimdiden. İyi seneler olsun. İyi haftalar, sağ olun. Teşekkür ederim. Finans analisti İslenmemiş'te Paranın Şifresi programının 2023 yılındaki son programını burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.